11. sınıflar 2. dönem 1. edebiyat yazılı sorularınızı veriyorum. Benden çok istediğiniz o MEB'in bütün senaryolarına uygun yazılı sınavınız şu an önünüzde ve pdf'lerimizi de www.turkçenimatematiki.com adresinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu yazılı provası gelmeden hemen önce bir full tekrar geldi. Full tekrar çok kıymetli çünkü bizzat edebiyat kitabımızdan geldi. Bakın edebiyat kitaplarınızın başucunuzda olması çok çok kıymetli. Neden aslında sadece 11 olmasın istiyorum biliyorsunuz her zaman bunu konuşuyoruz. Bir sonraki hatta birkaç ay sonra siz artık 12'siniz ve elinizde öyle bir kitap olmalı ki 9 10 11 ve 12'ye hitap etmeli. Çünkü AYT demek bu demek. Burada da uygulamalı bir şekilde hallettiğimiz kitabımız zaten hazır arkadaşlar. 55 günde nihayete erdirdik. AYT edebiyat Kampı'na mutlaka katılmalısınız diyorum. Ee, ve uygulamaları da kendiniz yapmalısınız. 55 günden daha az bir sürede de bitirebilirsiniz. Hepsi tüm kitap YouTube konu anlatımı şekilde oynatma listemizde. Peki aynı zamanda biz şimdi bugün ne yapacağız? Biz MEB'in senaryolarına uygun bir de bir yazılı provamızı oluşturmuş olacağız. Peki bu yazılı provasında aslında sadece hadi bakalım soruyu çözelim gidelim mi? Hayır konuyu da tekrar etmiş olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sohbet makale fıkra ve romandan sorumlusunuz. Aynı zamanda cümlenin ögeleri ve anlatım bozukluğu da dil bilgisi noktasında karşımıza gelecek. Ve bu sınavda bunların hepsini de görmüş olacaksınız. O zaman o zaman pdf'lerimiz önümüzde hemen isim ve soy isimler yazılsın. Gamze Özdin diyorum ve ne yapıyorum arkadaşlar aldığım puanı da 100 olarak artık böyle bir e, işaretlemiş alıyorum. Yüzler bizim hep havalarda uçuşuyor 90'lar yüzler bu sınavda da zaten bizim hakikatimiz olmuş olacak. Peki başlayalım bakalım size şöyle bir soru verilse bakın dese ki bir tane metin verildi ve bu parçanın hangi metin türünü örneklediğini gerekçesiyle yazınız istiyorum tamam mı? Yani bir gerekçe de istiyorum sizden. Çağımızın en önemli çevre sorunlarından biri küresel iklim değişikliği. 2015 yılından beri üst üste sıcaklık rekorları kırılıyor. Son olarak 2020'nin 2016'ya ait en sıcak yıl rekorunu egale etmesiyle bugüne kadar kayıtlara geçmiş en sıcak 6 yıl 2015-2020 döneminde yaşanmış oldu. Sıcaklık rekorunun kırıldığı 2016 yılında Pasifik Okyanusu'nda ısıtıcı etkisi olan felaket yaşanmıştı. Size bilgi verdim mi? Evet. Ve bu bilgiyi aslında sayısal veriler de kullanarak yaptım mı? Yaptım. O zaman ben size herhangi bir bilgiyi, tabii ki bu bilgi sosyal, siyasal, ekonomik ya da kültürel olabilir. Kanıtlama amacı güderek veriyorsam bu türün adı makaledir arkadaşlar. O zaman ben burada makale türünü görmüş oldum. Peki metinden örnekler vererek açıklayacağız dedik. Ne yapıyor? Artık bize... Küresel iklim değişikliği ile ilgili ne yapıyor? Bilgi veriyor ve bilgi verme esası na dayalıdır diyorsunuz bilgi verme esasına dayalıdır ve herhangi bir mesela küresel iklim değişikliğini verdim ya size o zaman zaten makale bu demekti herhangi bir diyorsunuz herhangi bir e, Siyasa, siyasi diyebilirsiniz, ekonomik diyebilirsiniz. Siyasi, ekonomik, e, kültürel konuya dayanır diyoruz. Kültürel konuya dayanır ve mutlaka bir kanıtlama amacı da söz konusudur diyoruz arkadaşlar. Dayalıdır ve kanıtlama amacını nasıl gördünüz? Artık sayısal verilerle gördünüz. Bakın 2020'nin 2016'ya ait en sıcaklık rekor, rekorunu egale etmiş. O zaman ne diyoruz? Kanıtlama amacı söz konusudur ve bunun kanıtlama amacı söz konusudur ve bunu neyle yapmıştır diyorsunuz artık neyle yapıyor kanıtlama amacını e, şeyle sayısal veriler kullanarak yapıyor o zaman diyoruz ki sayısal veriler ...kullanılmıştır diyoruz arkadaşlar, tamam mı? Dolayısıyla buradaki kullanılmıştır diyelim. Buradaki esasımız aslında makale olduğunu kesinlikle kanıtlıyoruz. Daha resmi bir dil olduğunu görüyoruz. Samimi bir dil asla yok. Daha böyle e, bilimsel bir veri veriliyor. Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım kullanılabilir. Örneklemeler, sayısal veriler, tanımlamalar kullanılabilir makalede... ...yardımcı düşünce olarak. Dolayısıyla genel olarak bir bilgi verme esasına dayalıdır. Sizin de yazılınızda böyle bir metin verilip... Bunun muhtemelen makale, sohbet ya da fıkır olup olmadığı sorulur. Ama ben makale ve sohbet türünde geleceğini düşündüğüm için daha çok bu örnekler üzerinde durmak istedim. Evet ikinci sorumuza geçelim ama ondan önce bir hatırlatma da yapmak istiyorum arkadaşlar. E, hatta bir duyuru gibi bir şey bu. E, eğer ki siz bir ve ikinci senaryodan değil de ne bileyim başka senaryolardan ya da farklı konulardan sorumluysanız biz tabii ki mebin senaryolarını ve açık uçlu istedikleri için açık uçlu hazırladım ben soruyu. Ama sen diyor sanki hocam ben test, te test olacağız biz. Yani hocamız test yapacak. Onu aşağı yazmanız gerekiyor. Farklı konulardan sorulardan sorumluysanız farklı konular ya da farklı sorular çıkacaksa aşağı yazmanız gerekiyor ki ben bu videonun ikinci partını da çekmiş olayım Bir de videoya çok emek veriyorum. Şu dakikadan itibaren bir beğeni isteyebilir miyim? Çok rica edeceğim. İstiyorsanız tabii. Yani isterseniz beğenip kanala abone olursanız mutlu olurum. Onu da söyleyeyim. Peki ikiye bir bakalım arkadaşlar. İki böyle değişik ve güzel bir soru oldu. Ben sizden şunu istedim. Ee, aslında biraz da böyle sizin kelime haznenizi görmek, yazım kurallarınızı görme noktasında böyle bir soru kalıbı istiyorum. Zaten Meb'in de bu soru kalıbı var. Ben diyorum ki sizin dostlukların oluşumu konulu en az 5 cümleden oluşan sohbet türünde bir paragraf yazınız diyorum. Ve yazdığınız bu cümle cümle sayısı verilen konu türün özellikleri fikir tutarlılık, bütünlülük, üslup, imla ve noktalama kurallarına uygunluk bakımından değerlendirilecek. Mesela herhangi bir konu olabilir ama burada ben şimdi size yazdım zaten. Bunu bir görmenizi istiyorum sohbet türünün özelliklerinde bir konuşmak istiyorum burayla birlikte. Mesela dedim ki yani aslında işte dostlukların oluşumu ile ilgili bir metin hazırladım. Bir kimseyle samimi olmak, ona içimizi açmak, onun da bize içini açmasını beklemek demektir. Ya ben sizin içinizdekileri öğrenmek, size de benim içimdekileri söylemek istemiyorsam. Benden size içimi dökmemi beklemeyin. Onu kendime bir de yıllardır tanıyıp huyunu suyunu iyice öğrendiğim kimselere saklarım. Siz dostluğu öyle çarçabuk kurulur bir şey mi sanıyorsunuz? Bakın tamamen sohbet. Sohbet olduğunu nereden anlıyorum? Soru işaretleri var. Bundan anlıyorum. Benimle senle benle bir anlatım kurduğu buradan anlıyorum. Samimi bir üslup var buradan anlıyorum. Bir de sohbetlerde devrik cümlelerde çok kullanılır. Burada kullanmamışız ama e, devrik cümlelerde kullanılabilir arkadaşlar ve böyle birazcık sizin belki fikrinizi değiştirmeye çalışabilir. Kendi fikirlerini size biraz da olsa empoze etmeye çalışabilir. Burada da bunu zaten görmüş oluyoruz. Peki geldim anlatım bozukluklarına. Arkadaşlar, bizim anlatım bozukluğunda müthiş bir tekniğimiz var biliyorsunuz ki sadece şunu ba şuna bakmanızı istiyorum. Ama daha detaylı öğrenmek istiyorsanız tabii ki bizim şu video ders kitabımızı bir kullanın lütfen. 21 günde dil bilgisinde bir soru bile kaçırmayacağınız bir kitap bu. Ee, hepsi video çözümlü, zaten bitti yazım biz hallettik ve e, izlenme rekorları kıran, satış rekorları kıran bir kitaptan bahsediyorum daha ilk yılı olmasına rağmen. E, yorumlara da bakabilirsiniz 21 günde dil bilgisi kampımız. İçerisinde o kadar çok uygun Uygulama var ki aslında dil bilgisini fulleten özelliği de bu. Anlatım bozuklukları için ben size burada böyle çok kısa bir şekilde anlatacağım ama daha detaylı istiyorsanız lütfen şu uygulamaları bitiriniz diyorum. Yine cümlenin ögelerinde de aynı şey geçerli. Peki anlatım bozukluğunda bizim tekniğimiz nedir hocam? Şudur. Ya bir şey eksik, ya bir şey fazla ya da uyumsuz buna bakmanız gerekiyor. Yani bir cümleye baktınız. Cümleye baktınız eksiklik var mı? Diyelim ki yok. Fazlalık var mı? Diyelim ki yok. O zaman uyumsuzdur diyorsunuz. Tamam mı? Mantığımız bu şekilde çalışacak. Ya bir şey eksik, ya bir şey fazla ya da uyumsuz diyeceğiz arkadaşlar. Mesela kapıyı açmaya çalışırken birdenbire açıldı. Bak şimdi. Cümleye bakıyorsun. Açıldı diyorsun aslında, değil mi? Şimdi senin açıldı yüklemin. Peki açılan ne? Burada verdi mi? E, vermedi. Eksiklik var demek ki. Yani uyumsuzluk ya da fazlalık göremiyorum. O zaman eksiklik. Ve diyorum ki ben kapıyı açmaya çalışıyordum ama açılan ne olabilir? kapı. Hı. O zaman şuraya kapı kelimesini ekledim. Peki eklediğim kelime ne? Bak hiç ezber yapmıyorum. Lütfen biz zaten ezbere karşı bir kanal olarak artık yıllardır biliyorsunuz arkadaşlar. Asla ezber yapmıyorum. Diyorum ki açılan ne? Kapı diyorum. Tamam. O zaman diyorum ki burada aslında özne eksikliği söz konusudur diyorum. Tamam mı? Özne eksikliği vardır diyorum. Yani mantığımız neymiş tekrar söylüyorum. Getirdiğiniz ifade her neyse getiriyorsunuz ve ne eksikse onu söylüyorsunuz. Devam edelim. Geçen hafta sonu ben ve Beyza sinemaya gitmişti. Bakın şimdi ben ve Beyza bir de gitmişti dedim. Bizim öznelerimiz, yüklemlerimizle uyumlu olmalı. Eğer uyumlu olmazsa hani dedik ya ya bir şey eksik ya bir şey fazla ya da uyumsuz. O uyumsuzluk kapısı kırılmış olur ve bozulmuş olur. O zaman diyorum ki geçen hafta sonu ben ve Beyza sinemaya gitmişti olmaz. Neden? Çünkü ben ve Beyza bizdir. O zaman siz bizi bize göre çekimlersiniz. Ben ve Beyza bizsem o halde siz dersiniz ki burada biz gitmiştik bu şekilde düzeltebilirsiniz. Ve problemin adı nedir hocam derseniz artık diyorsunuz ki özne yüklem uyumsuzluğu diyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Özne ile yüklemin uyumsuz olduğunu görmüş oldum ve bu sorunun temel adı özne yüklem uyumsuzluğu oldu. Devam ediyorum. Bu konu hakkında kısaca bildiklerini anlattı. Bakın şimdi kelimelerin yanlış yerde kullanılmaları da anlatımı bozar. Mesela günlük hayatta çok fazla yaparsınız. Dersiniz ki çok başım ağrıyor. Çok baş az baş diye bir şey olmaz arkadaşlar. Başım çok ağrıyor demeniz gerekir. Neden? Çünkü ağrıyan ifade e, yani oradaki zarf çoku hareket çoku etkilemeli. Değil mi? Ya da mesela izinsiz inşaata girilmez. İzinsiz inşaat, izinli inşaat diye bir şey yok. İnşaata izinsiz girilmez demiş olmanız gerekiyor. Tamam mı? Yani buradaki anahtar nokta bu. Bu konu hakkında kısaca bildiklerini anlattı. Bak kısaca bildiklerini değil. Yani bildikleri mi kısaydı? Hayır. Esasında söylemeye çalıştığım şey benim bildiklerini kısaca anlatıyor olmasıydı. O zaman ben diyorum ki buradaki anlatım bozukluğunun sebebi nedir? Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıdır diyorsunuz. O zaman sebebi neymiş? Sözcüğün yanlış yerde kullanımıymış. Tamam mı? Sözcüğün yanlış yerde kullanımı diyorum. Peki. Devam edelim. Öğretmenlerin dikkatle dinliyor, katılıyordu. Bir de size şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Bu cümle sıralı bir cümle. Yani cümlede yapı konusunu işlediğimiz zaman cümle türleri hatta konusunu işlediğimiz zaman göreceksiniz. Ee, ya da öğrendiyseniz bizim bu kamplarımızı bitirdiyseniz 21 günde değil bilgisini Zaten biliyorsunuz. İki tane yükleminiz virgülle ayrıldıysa aslında iki ayrı cümle demek. İki ayrı cümlede iki farklı ögeye gidiyor demek. Buna dikkat etmiş olmanız çok önemli. Bakın şimdi dinliyor, yüklem katılıyordu, yüklem. Tamam mı? İki tane yükleminiz var. Ama siz bu iki yüklemi eğer ki e, virgülle ayırdıysanız işte esas problemler burada doğuyor arkadaşlar. Neden? Öğretmenlerini dikkatle dinliyor. Bakın şimdi dinliyor. Kimi dinliyor? Öğretmenlerini, değil mi? Belirtili nesne. Ama katılıyordu. Kimi katılıyor? Öğretmenlerini. Olmadı. Öğretmenlerini katılıyordu. Çok anlamsız bir cümle oldu. Ne diyeceksiniz? Öğretmenlerine katılıyordu, değil mi? Böyle demelidiniz. Öğretmenlerine ya da Onlara katılıyordu demeliydiniz. O zaman siz burada kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden ifadelerinden dolaylı tümleç eksikliğini görmüş olunuz. Yani sizin getirdiğiniz ifade dolaylı tümleç olduğu için demek ki burada dolaylı tümleç eksiktir diyoruz. Hadi bakalım çevresini sayfalarımız artık devam ediyoruz antin bozukluklarını bulmaya. Bize gelmiyor aramıyordu. Bakın yine aynı problem. Burada ne görüyorsunuz? Gelmiyor ve aramıyor kelimelerini görüyorsunuz. Sizin şu anda iki tane yükleminiz var ve iki tane yüklemi virgülle ayırdınız. Yani bu sıralı bir cümle oldu değil mi? Sıralı cümle. Peki şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bize gelmiyor aramıyordu. Gelmeyen kim? o kime gelmiyor bize bakın dolaylı tümleç peki bize aramıyordu olur mu bu buraya uydu mu uymadı bize aramıyordu çok saçma oldu o zaman ne diyeceksiniz bizi aramıyordu diyeceksiniz değil mi bizi o halde ne getirdim ben kimi bizi kimi neyi soruları neye cevap verir belirtili nesneye o zaman diyorsunuz ki benim getirdiğim ifadede nesne yoksa burada bir adet nesne eksikliği vardır diyorsunuz tamam Devam edelim. Yine aynı durum sıralı cümlelerde gerçekleşebileceği gibi bağlı cümlelerde de gerçekleşiyor. Mesela hocam çocukları çağırdı ve hediyeler verdi. Bakın şimdi bu bağlı bir cümledir. Çağırdı yüklem, verdi yüklem. Sizin şu anda iki tane yükleminiz var değil mi? Ve bu iki yüklemi ne yapıyorsunuz? Aslında ama ile ayırdınız yani ve ile ayırdınız özür dilerim. Bu bağlı bir cümle oldu. Demek ki burada eksiklikler olabilir. Nasıl bir eksiklik? Hemen bakalım. E, çocukları çağırdı. Bakın kimi çağırdı? Çocukları. ve hediye verdi. Kimi verdi? Çocukları. Oldu mu? Çok anlamlısız. Çocukları verdi. Olmadı. Ve çocuklara hediye verdi demeniz gerekir. Çocuklara hediye. Bakın şimdi kime, kimde, kimden değil mi? Neye, neyde, neyden. Dolayısıyla çocuklara buradaki a ne oldu diyorsunuz. Dolaylı tümleç eksikliğini verdi diyorsunuz arkadaşlar. Tamam mantığımız neymiş? Aslında getirdiğimiz her neyse o eksiktir demekmiş. Peki hadi geçelim artık cümlenin ögelerine. Cümlenin ögelerinde neden yapamıyorum diye soruyorsanız kendinize ben size cevabı vereyim mi? Tamlama bilmiyorsanız yapamazsınız. O yüzden biz hep kamplarımızda dil bilgisi kamplarımızda önce tamlamaları anlatıyoruz. Ondan sonra Cümlenin ögelerine geçiyoruz. Tamlama bilmiyorsanız, fiilimsi bilmiyorsanız, sözcük öbeklerinde bir sıkıntınız varsa cevaplarınız yanlış çıkacaktır. Buna lütfen ama lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Peki hadi bir bakalım şimdi aşağıdaki cümlelerin ögelerini cümle üzerinde göstererek yazınız demişiz. Önce yüklemi buluyoruz. Bir de bizim yont uygulamamız var. Önce yüklem sonra özne. Çünkü bunlar temel ögelerdir. Yani yüklemsiz cümle asla olmaz bakın. Öznesiz olabilir hiç problem yok ama yüklemsiz cümle olmaz. Önce yüklemi buluyorum sonra özneyi buluyorum. Sonra tümleçler ve nesnelerle devam ediyorum. Tamam mı? Yani bu sıralama bizim için son derece kıymetli. Peki, kaş yaparken göz çıkarır elleri, çok silahtan tesirlidir dilleri. Bakın şimdi. Kaş yaparken göz çıkarır elleri. Ee, kaş yaparken göz çıkarır derken çıkarır yükleme oldu değil mi burada? Yani bir yargı belirttiniz. Çıkarır yüklem. Çıkaran ne? Elleri dediniz. O zaman bu da ne oldu artık? Özne oldu. Peki ne zaman çıkarır? Kaş yaparken çıkarır. Bakın ne zaman? Zaten burada bir zarf fiil ekini de aldığını gördüğünüz için bunun da zarf tümleci olduğunu gördünüz. Peki ne çıkarır? Göz çıkarır. İkinci kimden kim ne? Benim için her zaman belirtisiz nesnedir. Tamam. Ayrı yüklemler varsa ayrı ayrı değerlendiriyorum. Şimdi ikinci cümlede ayrı bir yüklem var. İsim soylu sözcükleriniz sizin yüklem oldukları zaman ek fiil alarak yüklem olurlar. Bunlar dırdırı alarak yüklem olurlar. Çok silahtan tesirlidir dillerim. Bakın şimdi tesirlidir yüklem. Tesirli olan ne diyorsunuz? Dilleri diyorsunuz değil mi? Tesirli olan ne? Dillerim. O zaman bu da özne olmuş oldu. Peki neyden tesirlidir? Çok silahtan tesirlidir. O zaman neyden sorusun dolaylı tümleç olmuş oldu. Tamam. Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden sorularına cevap verir. Peki devam ediyorum. Benim doğduğum köylerde, şöyle temizleyelim. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Bakın şimdi yok idi. Dedik ya eğer isimler yüklem olurlarsa ek fiil alarak yüklem olurlar. İdi imiş ise ya da dırdırı alarak yüklem olacaklar. Yoktu yüklem diyorsunuz. Sonra soruyoruz sorumuzu. Yoktu yüklem. Yok olan ne diyorum ceviz ağaçları. Bakın ilk kim ne bize neyi verdi? Artık özneyi vermiş oldu. Yok olan ne? ceviz ağaçları. Peki nerede benim doğduğum köylerde diyorum nerede sorusuna cevap veriyorum. İşte bu da benim dolaylı tümlecim olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, bölemedim. Neden bölemediğimi de hemen bir söylemek isterim. Doğduğumdaki dıktık sıfat fiildir. İçerisine bir fiilimsi grubu var çünkü nasıl köy doğduğum köy. Şurayı bölemiyorsunuz bakın. Köy isim burada. Nasıl köy benim doğduğum köy. Aynı zamanda bir sıfat tamlaması da oluşturduğum için bölemiyorum. Tamam mı? Sonra yoktu yüklem diyorum. Yok olan ne? Ceviz ağaçları. Bakın özneyi buldunuz ama burada da bölemediniz. Çünkü burada da bir tamlama var. Bakın ceviz e kalmadı ağaçlara kaldı. Bu da artık belirtisiz isim tamlaması olmuş oldu ve tamlamaları da asla bölemediniz tamam mı? Hadi devam. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber söyleyeyim yüklem. Bakın birden fazla yüklem olabilir. Bırak yüklem değil mi? İki tane yüklem var. Peki bakıyorum şimdi söyleyeyim. Neyi söyleyeyim? Güzelliğini. Aslında önce özneyi bulalım. Söyleyen kim? Ben. Bir adet neyiniz var? Gerçek bir özneniz var. Neyi söyleyecekmiş? Güzelliğini belirtili nesne oldu. Peki nasıl söyleyecekmiş? Rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber nasıl sorusuna cevap verdim? İşte neyi buldum? Zarf tümlecini de bulmuş oldum. Hadi devam ediyoruz. Çok iyi gidiyoruz özgüveni olan kişiler olumlu ve olumsuz yönlerini görürler. Görürler yüklem diyorsunuz artık arkadaşlar. Hemen şöyle bir yapalım. Görürler yüklem dediniz. Gören kim? Bakın hep aslında şunu yapıyorum fark ettiniz mi? Görürler yüklem dedim. Gören kim? Yani yüklemi alıp ona en an getirerek ilk kim neyi soruyorum. Eğer böyle yapmazsam cevabım yanlış çıkacak. Lütfen dikkat ediyoruz. Görürler yüklem. Gören kim? özgüveni olan kişiler değil mi bak ilk kim ne ve zaten ben burada fiilimsi de gördüm bakın an sıfat fiil o sebeple bölemedim ve nasıl kişi aslında özgüveni olan kişi burada da bir sıfat tamlamam var değil mi gören kim özgüveni olan kişiler o yüzden bu ne oldu özne oldu peki neyi görürler soruyorum sorumu Olumlu ve olumsuz yönlerini neyi kimi değil mi belirtili o zaman diyorum ki belirtili nesne vardır diyorum arkadaşlar tamam mı? Neyi kimi belirtili. Peki. Hadi devam. Biraz sabretmem ve merak ettiğim hikayeye saygı göstermem gerekiyor. Gerekiyor yüklem. Sonra diyorum ki gereken ne? Bak aldım kökü, en anı getirdim ve soruyorum. Gerekiyor yüklem diyorum ve diyorum ki gereken ne? Biraz sabretmem ve merak ettiğim hikayeye saygı göstermem. Gördünüz mü? ilk kim ne? O zaman zaten bana özneyi verdi. Ve hatta bazen bu sorular şey de soru, şu şekilde de sorulabiliyor. Tabii bu bir test sorusu olsaydı derdi ki bana e, hangisinde temel ögelerden oluşmuştur derdi. Özne ve benim temel ögelerimdir diyebilirim. Ve beşinci soruya hızlıca geçiyorum. Şimdi beşinci sorunun soru kökünü önce bir okuyalım arkadaşlar. Bir sohbet metninden aldım ben bunu ve sohbet türünün özelliklerinden ikisini metinden örnek vererek yazmanızı isteyeceğim ama önce metni okuma gerekecek. Şöyle bir temizleyelim sayfamızı. Evet. Belki 15 sene evvel idi. Merhum baba Yaver ile hem yemek hem de misafir meraklısı biz zatın iftarına davetliydik. Babam sahibi hanenin hüsnü tabiat ve nezaketini bildiği için daha yolda metiyata başladım. Kalın iştiha engiz dudaklarını şapırdatarak, neşesinden güldükçe koca karnını oynatarak, vücudu mülahama ile iki tarafa yalpa vurduğu sıralarda kesik, kısık sesiyle ''Aman Allah! Aman Allah! Geçen sene çifte hindi fırını vardı.'' Sırt tırta vermişlerdi. ''Dün eteğini öptüm. Merak etme, hem ondan var hem de sakız muhallebesinden.'' dedi. Gibi şahsına has yerinmelerle bizi de imrendiriyordu. Evet, çok böyle... Ee, bir olay da vermiş değil mi bu bir sohbet arkadaşlar hatta söyleyeyim nereden aldığımı Ahmet Rasim'in Ramazan sohbetlerinden aldım tamam mı bu bir sohbet türü ama ben bunun sohbet türü olduğunu aynı zamanda nereden anladım hatta dedi ki işte metinden örnekler vererek de açıklayalım ikisini de açıklayalım şurada diyor ya bakın çok sağ, e, samimi bir dili var e, aynı zamanda ünlemler ve soru işaretleri çok kullanır yani o duyguyu verir size diyor ya aman Allah aman Allah işte bakın size net bir şekilde duyguyu yansıtmış olması duyguyu vermesi sohbet olduğunu gösteriyor ya da diyor ya mesela sizinle konuşuyor merak etme hem ondan var hem de sakız muhallebisinden diyor dolayısıyla yine böyle bir ee, sizinle tam olarak sohbet işte konuşuyormuşçasına bir hava sergiliyor konuşuyormuşçasına e, bir hava var diyoruz ve e, o havayla beraber aslında neyi görüyorsunuz samimi bir dili de görmüş oluyorsunuz ve genel olarak bir olay bakın belki 15 sene evveldim ve bu olayı yaşamıştık bir misafirlik sürecinden bahsetmiş oldum. Peki hadi bakalım artık yazar eser eşleştirmeleri ama ben bunları öylesine eşleştirmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki roman türünden de sorumlusunuz ve çok detaylı bir full tekrar verdim ama burada mesela bu eserlerin yazarlarıyla da alakalı birazcık da konuşmak istiyorum arkadaşlar. Az önce söyledim. Ramazan sohbetleri kime aitti, Ramazan sohbetleri Ahmet Rasim'e aitti ve Ahmet Rasim dediğimiz zaman biz daha çok fıkra türünde onu tanıyoruz. Ama sohbetleri de oldukça kıymetlidir. Çok böyle sade, arı duru bir Türkçe ile yazdığını konuşabilirim. Eşref Saat ya da Eşref Saati şeklinde de bazen görebilirsiniz. Bu da Şevket Rado'ya ait arkadaşlar. Ben çok severim bu kitabı ve mutlaka da tavsiye ederim Eşref Saatini. Biraz Montaigne'in denemelerine benzetebilirsiniz. Ve Eşref Saati demek aslında sizin de tam olarak böyle sohbet türünün en güzel örneklerinden. Biraz da böyle nasihat da verircesine günlük hayatta mesela şöyle bir bölüm var vardı. Gülümsemeye dair, dostluklara dair, ağlamaya dair gibi. Günlük hayattan da izlenimleri veriyor ama bunu size konuşarak yaptığı için daha etkili bir hale geliyor. Zaten sohbetin esas amacı da tam olarak bu oluyor arkadaşlar. Ve sinekli bakkal artık roman türüne geçiyoruz. Ve sinekli bakkal deyince akıllara kim geliyor? Halide Edip adı var geliyor. Biraz konuşalım mı Halide Edip adı ilgili? Bence konuşalım. Milli Edebiyat döneminin en önemli sanatçısı. Ama Milli Edebiyat'ın dışında da tabii ki Cumhuriyet'e kadar da böyle eserler vermiş bir sanatçıdan bahsediyoruz. Halide Edip adı var onbaşı rütbesiyle bizzat savaşan bir karakterdir. Bakın cephede savaşan bir karakterden bahsediyorum. Dolayısıyla onun özellikle tabii sinekli bakkalda biraz daha doğu batı çatışması görürüz ama ateşten gömleğinde oradaki Ayşe karakterinin kendisi olduğu söylenir. Ayşe ile Pera, Peyami arasında bir aşk var ama yoğun olarak o kurtuluş savaşının izlerini görmüş oluyoruz ateşten gömlekte. Biraz hayatından bahsedersem size daha böyle kafanızda şekillenmesini istiyorum halde edip adı var esasında Üsküdar Amerikan Lisesi mezunu ve başlangıçta bu Kurtuluş Savaşı başladığı süre ekseni etrafında biraz daha böyle İngiliz mandası altına girmeyi istiyor ve biz ancak İngilizlerin mandası himayesi altına girersek bu bu çetin savaştan kurtulabiliriz gibi bir düşüncesi var. Ee, daha ancak daha sonra Atatürk'le tanışıyor ve Atatürk'le bu konuda tabii ki çatışmaları oluyor. Ama Atatürk'ün engin fikirleri sayesinde bu duruma bir ikna olma sürecini de görmüş oluyoruz. Ee, daha sonra meşhur Sultanahmet mitingini yayınlıyor ve bu mitingde bütün insanları galeyana getiriyor ve böylece aslında Kurtuluş Savaşı noktasında e, adımlar da atılmış oluyor. Bizzat kendisi de onbaşı rütbesiyle savaşmış oluyor. Genel manada Halide Edip adı var. Kadınları da anlat tam bir yazardır ve eserlerinin... ...hemen hepsinde kadın karakterlere... ...yer verir arkadaşlar. İşte Sinekli Bakkal... ...Raik'in annesi, Ateşten Gömlek... ...Handan. E, yine anılarını... ...anlatır mesela Mor salkımla Evde. Yine Dağa Çıkan Kurt... ...isimli eseri çok çok kıymetlidir. Dolayısıyla genel pencereden baktığınız zaman... ...Hali Dedip Adıvar'a... E, ...ciddi anlamda... E, savaşçı bir kimliği de görmüş oluyorsunuz. Eşi Adnan adı tanıştıktan sonra da zaten e, gazeteci e, Adnan adı var ve e, biraz daha hem romancı kimliği de gelişmiş oluyor ama yaşadıklarını anlatması ve realist çizgide bu e, anılarını ve hatta romanlarını yazması oldukça önemli. Tabii realizmle ro romantizmi de birleştiren bir yapısı var. E, nasıl nereden görüyoruz bunu? Özellikle Ateşten Gömlek'teki az önce konuştuğumuz üzere Ayşe ile Peyami arasındaki aşk romantizm ama genel o Kurtuluş Savaşı, cephedeki olaylar, e, savaşta Anadolu insanının e, yaralanmaları, acıları, kaygıları o realist cepheyi bize göstermiş oluyor. Ve geçiyorum Fatih Harbiye'ye. Fatih Harbiye deyince önemli bir eser ve Peyami Safa'ya ait bir eser arkadaşlar. Peyami Safa... Fatih Harbiye diyorsunuz. Aslında eserin e, başlığı da bize çok net bir şekilde veriyor anlatılmak isteneni. Fatih bizim doğuyu sembolize ederken Harbiye ise batıyı sembolize eder değil mi? Fatih zaten İstanbul'da bir semttir ve hala böyle Osmanlı esintilerinde yaşandığı bir semttir. Ama Harbiye dediğimiz zaman biraz daha Nişantaşı daha böyle batıyı sembolize eden bir semtle karşılaşıyoruz. Doğu-Batı çatışmasını işleyeceğiz ve Nermin ile Şinasi ekseni etrafında yapacak bunu Peyami Safa. Ama Peyami Safa'nın genel manası Hatta eserlerine baktığınız zaman psikoloji üzerine yoğunlaşmıştır. İnsan psikolojisi, ruh tahlilleri, bilinçaltı çok e, ön plandadır. Ve başlangıçta eserlerini server bediyi takma adıyla yazar. E, para kaygısı güttüğü eserlerine daha çok bunu kullanıyor. Annesinin ismi Bedia'ydı. Dolayısıyla bu server Bediye takma adı da buradan gelmektedir diyebiliriz. Ve dediğim gibi daha böyle bireyin iç dünyası yoğundur diyebilirsiniz Peyami Safa'da. Onun Yalnızız romanı da olgunluk döneminin en önemli eserlerinden bir tanesidir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda ise e, kemik hastalığıyla mücadele eden bir çocuğun psikolojisine yer verir. Dediğimiz üzere işte o insan psikolojisi çok ciddi bir şekilde e, kendini gösteriyor. Ve Devlet Ana diyoruz. Üç Kemallerden Kemal Tahir'e aittir arkadaşlar. O Osmanlı devletini anlatıyor aslında. Osmanlı devletinin o e, aşamalarını anlatıyor. E, işte kuruluş aşaması, yükseliş aşaması vesaire. Daha böyle tarihi bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Kemal Tahir dediğimiz zaman zaten genel manada tarihi eserleri olmakla birlikte Çankırı ve Çorum'yu e, dolaylarını da anlatır. Çünkü o dönemde o e, şehirlerde hapse girmiştir. Bu sebeple bu eserlerinde de yer verir diyebiliriz ve son eserimiz Ölmez Otu. Ölmez Otu dediğimiz zaman da arkadaşlar akıllara kim gelecek? Yaşar Kemal gelecek. Ölmez Otu yine oldukça önemli bir eseridir Yaşar Kemal'in diyoruz. Ve bir tane daha eserimiz varmış ama Yaşar Kemal ile ilgili biraz konuşalım mı? Yaşar Kemal Çukurova ve çevresini anlatır. Yaşar Kemal dediğimiz zaman Çukurova'daki pamuk işçilerini görürsünüz. O işçilerin sıkıntılarını görürsünüz. Ara duru bir dili vardır yine çok sade ve anlaşılabilir bir dille yazar. Realist çizgiyle yazmakla birlikte biraz naturalizmi de kayar. Bazı eserlerinde naturalist e, pencereyi de görmüş olursunuz. Çünkü oradaki insanları kendi ağızlarıyla konuşturduğu için bu noktada da değerlendirebiliriz. Ve son eserimiz arkadaşlar Acımak. Acımak deyince akıllara kim gelecek? Reşat Nuri Güntekin gelecek. Biraz Reşat Nuri Güntekin'le de ilgili konuşalım. Ben size çok detaylı full tekrardan anlattım ama burada da biraz vermek istiyorum. Reşat Nuri Güntekin demek aslında öğretmen kendisi ve öğretmen olduğu için Anadolu'nun pek çok yerine tayini çıkıyor ve karakterlerini de öğretmenlerden seçiyor e, ve onları da böyle Anadolu'ya gönderiyor. Bunun esas sebebi ne biliyor musunuz? Servet Öfiyon'un döneminde, Tanzimat döneminde Anadolu'ya hep böyle üstten bakıldı. Hep Anadolu dışlandı. Anadolu hiç e, önemsenmedi ve yok sayıldı. Özellikle Servet Öfiyon'un döneminde sanatçılar mesela Halit Ziya kendi yalısından bakarak İstanbul'u ve çevresini anlattı. Anadolu yokmuşçasına yapıldı bu. Bu sebeple Reşat Nuri gibi, Yaşar Kemal gibi, Kemal Tahir gibi sanatçılarımız Ömer Seyfettin gibi sanatçılarımız hali dedi bir adı var gibi sanatçılarımız açılarımız Anadolu'yu işledi. Reşat Nuri Güntekin özellikle Anadolu insanını bakın çok ciddi bir şekilde resmetti arkadaşlar. Anadolu insanını bize e, aslında tüm çıplaklığıyla anlattı diyebiliriz. Biraz Çalıkuşu romanından bahsedersek Çalıkuşu romanında Feride var biliyorsunuz ki Feride ve Kamuran aslında aşk var başlangıçta ama daha sonra toplumsal çizgiye dönecek. Feride annesini ve babasını kaybettikten sonra teyzesinin yanına geliyor İstanbul'a. Kamuran teyzesinin oğlu ve ona aşık oluyor. Daha sonra Kamuran'la birlikte o aşk ta aldatma yaşıyor. Sonrasında da ne yapıyor Reşat Nuri Feride'yi İstanbul'dan alıp Anadolu'ya gönderiyor. Anadolu'ya tayini çıkıyor. Öğretmen o esnada Anadolu'ya tayini çıkıyor Feride'nin. Anadolu insanı aydınlatmaya gidiyor. Bu olaydan sonra bu roman zaten çok satanlar arasında... Çalı Kuşu romanı ondan sonra pek çok kişi pek çok öğretmen İstanbul'dan İzmir'den Ankara'dan Anadolu'ya tayinini istiyorlar arkadaşlar yeni doğan çocukların adı Feride oluyor o kadar etkileniyor insanlar dolayısıyla aslında romanın da bu gücü var biliyorsunuz ki bu gücünü biz Reşat Nuri'de görüyoruz. Yine buna benzer bir olay yabanda gözüküyor. Yaban dediğimizde de Yakup Kadri Karaosmanoğlu gelecek ve oradaki Ahmet Celal karakteri de Anadolu'ya gönderilecek. Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından ve Anadolu aydını aydınlatılmaya, Anadolu insanı aydınlatılmaya çalışılacak. Evet arkadaşlar benden istediğiniz kısımlar bu kadardı. Ama beni yeni tanıyorsanız ilk defa bu videoyla da karşılaşmış olabiliriz. Başka sorunlu olduğunuz noktalar varsa aşağıya yazarsanız ben hemen bu videonun diğer versiyonlarını da çekmeye hazırım biliyorsunuz ki. Ama günün sorusu da mutlaka geliyor biliyorsunuz ki. Yazım yanlışlarından geliyor. Bizim KRTK tekniğimiz meşhur. Henüz öğrenmediyseniz mutlaka öğreniniz. Şu kampın birinci videosunu izleyiniz ve artık yazım yanlışlarından yapamama ya da şu kelime nasıl yazılıyor sorunsalını da ortadan kaldırmış olunuz arkadaşlar. K, k her zaman hayat yaşı, hayat kurtarıyor. Bunu da unutmayın. Şöyle bir gelsin. Günün sorusu. Ondan sonra ders nihayet ersin. Biraz uzun oldu ama güzel bir video oldu diye düşünüyorum. E, ee, şunu sormak istiyorum. Dedim ki size bahçemizde çalı kuşu kuyruk sallayan vardı. Buradaki çalı kuşu ve kuyruk sallayan nasıl yazılır? Aşağıya bir yazın ama ki artı k tekniğimize göre yazın. Evet bugünlük yazılı provamız bu kadardı. Provamızı beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başarılar diliyorum yazınızda. 100 alacağınıza eminim. Güzel sonuçlarınızı bekliyorum. O zamana kadar ne diyorum? Her zaman olduğu gibi kalbim sizinle güç. at times